Bir önceki dersimizde mülkiyet haklarına değinmiştik. Bu videoda ise mülkiyet haklarını biraz daha detaylı inceleyerek ekonomi ve piyasalarla ne gibi ilişkileri olduğunu öğreneceğiz. Öncelikle piyasanın ne anlama geldiğini ele alarak başlayalım. Menkul kıymetler borsası ya da piyasası dendiğini duymuş olabilirsiniz. İşimizi kolaylaştırmak için resmi olmayan bir tanım yapmam gerekirse, piyasalar birden fazla taraf arasında değerli malların el değiştirmesi sonucunda ortaya çıkarlar diyebilirim. Şimdi de bu basitleştirilmiş ifadeden yola çıkarak bu tanımın gerçek bir piyasa için geçerli olup olmadığına bakalım. Menkul kıymetler piyasalarında birden fazla taraf vardır ve menkul kıymetler el değiştirir. Öyle değil mi? En bilinen örneği hisse senetleri olabilir. Hisseler aynı menkul kıymete ya da farklı menkul kıymetlere ait olabilirler. Biri sahip olduğu hisseyi satmak istediğinde hissenin potansiyel alıcıları olduğunu da düşünürsek, bu hisse için kim daha fazla para verirse hisseyi o alır. Öyle değil mi? Bu durumda para hissenin satıcısına geçer, hisse ise para verene. İşte size değerli malların el değiştirdiği bir örnek. Benzer şekilde çok farklı bir örneği, örneğin bir süpermarketi ele alabiliriz. Süpermarketlerde çok sayıda mal bulunur. Raflar mallarla doludur. Buraya bir market rayonu çizmeye çalışıyorum. Evet. Bu raflar ya da rayonlar türlü türlü ürünlerle doludur. Almak istediklerinizi market arabasına koyar ve kasaya gidersiniz. Bunun da alışveriş arabası olduğunu düşünelim. Arabamızla kasaya gider ve aldıklarımızın parasını öderiz. İstediğimiz ürünleri seçtik. Ürünlerin üzerlerinde belirli bir fiyat vardı. Bu fiyatı süpermarket belirliyor. Ve biz bu ürünleri alışveriş arabamıza koyup da kasaya geldiğimizde ödediğimiz para karşılığında bu ürünlere sahip oluyoruz. Başka bir deyişle ortada yine değerli malların el değiştirdiği bir durum var. Paranın ve aldığımız ürünlerin belirli değerleri var. Yani bizim için değerli şeyler. Öyle değil mi? piyasaların kaynakların dağılımı için en iyi yol olduğu düşünülür. Ve farklı piyasaların farklı işleyişleri vardır. Örneğin biraz önceki örneklerde menkul kıymet borsasıyla bir süpermarket arasında farklılıklar olduğunu gördük. Bir örnek daha düşünelim. Müzayede yani açık arttırmaları da ele alabiliriz. Evet, açık arttırmaların da her piyasa gibi kendilerine özgü bir işleyişleri vardır. Piyasaların düzgün bir şekilde işleyebilmeleri için mülkiyet haklarının son derece net ve sağlam olması gerekir. Önceki derslerden mülkiyet haklarının bir şeye sahip olmakla alakalı olduğunu hatırlayacaksınız. Peki, bir şeye sahip olmak ne demektir? Bu hepimizin hem fikir olduğu ve pek de kafa yormadığı bir soru. Ancak bunun her yerde ve her zaman diliminde aynı tanıma sahip olduğunu düşünmemeliyiz. Başka bir deyişle bu kültürel varsayımlarımızdan biridir. Ve bir şeye sahip olmanın ne demek olduğunu hiçbirimiz sorgulamayız. Bu konuyu biraz irdeleyecek olursak bir şeye sahip olmanın 3 tane özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi münhasırlıktır. Örnek vermek gerekirse üzerinde tarım yapmak istediğiniz bir araziye sahip olduğunuzu düşünelim. Bu arazinin size münhasır olduğu ve başkalarının bu araziyi ve bu arazide yetişenleri kullanamayacağı anlamına gelir. Arazi sizin değil mi? İsterseniz üzerinde bütün gün koşarsınız. İsterseniz güneşlenirsiniz. İsterseniz de az önce söylediğim gibi tarım yaparsınız. Tüm bunlar arazinin sunduğu imkan ve ortaya çıkacak faydaların size ait olduğu anlamına gelir. Mülkiyet haklarının bir diğer özelliği yürütülebilir olmasıdır. Ne demek diye merak mı ettiniz? Hemen açıklayayım. Üzerinde oradan oraya koşup güneşlendiğiniz arazinizde bir başkasının güneşlendiğini düşünelim. Böyle bir durumda bir mülkiyet hakları ihlali oluşur. Polis ya da güvenliği sağlayan birimi çağırdığınızda bu kişinin mülkünüzden çıkarılmasını sağlar. Benzer olarak ayakkabılarınızın mülkiyeti de size aittir ve biri ayakkabılarınızı çalarsa polisi arayarak bunu bir suç olarak ihbar edebilirsiniz. Polis ayakkabılarınızı çalanı bularak ayakkabı hırsızına ceza vermelidir. Aynı tarlanızda güneşlenen kişiyi tarlanızdan çıkartarak cezalandırması gerektiği gibi. Son olarak piyasaların düzgün işleyebilmesi için mülkiyet haklarınız devredilebilir olması da gerekir. Devredilebilirlik Serbest piyasaların, mülkiyet haklarının devredilebilir olması prensibi üzerine kurulu olduğunu hemen hatırlatmak istiyorum. Menkul kıymetler borsasına ele alalım. Bakın burada hisse sahibi para karşılığında hissesini başkasına satıyordu. Bu da paranın mülkiyet hakkının hisse sahibine, hissinin mülkiyet hakkının da alıcıya geçmesi anlamına gelir. Devredilebilirlik olmasaydı piyasalar işlevsel olamazlardı. Alım satım yapılamayan bir piyasa fikri bile kulağa oldukça saçma geliyor. Bu durumda zaten ortada bir piyasa olmuyor. Gelişmiş bir ekonomide yaşadığımız için hepimizin sahip olduğu ama sorgulamadığı birçok hak olduğunu düşünebiliriz. Bunlardan biri de mülkiyet haklarıdır. Ve hem piyasaları hem de toplumu düzenli kılmak açısından öneme sahiptirler. Bu noktada herkesin bizim kadar şanslı olmayabileceğini, bugün bile hala bazı sektörlerdeki piyasaların ya da dünyanın bazı yerlerindeki piyasaların mülkiyet hakları doğru düzenlenmediği ya da korunmadığı için düzgün bir biçimde işleyemediğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı piyasalarda mülkiyet hakkının devri oldukça zor olabilir. Bazı piyasalarda mülkiyet hakkı olan birinin bu hakkı ne yazık ki olması gerektiği gibi yürütülemiyor olabilir. Ya da birinin sahip olduğu bir şeyi dilediği gibi kullanması, yani münhasırlık için yeterli düzenleme olmayabilir.